Şimdi 6. kitabın sonlarına yaklaştık. Burada bir benzetme var. 508'deyiz diyelim. 508'de güneş, göz, görme, ışık arasında bağlantı kurulmaya çalışılıyordu. Bu devletin çok önemli bir bölümüdür. Aynı zamanda Platon'un düşüncelerini anlamak için de yine çok önemli bir bölüm. Şöyle tekrar edeyim isterseniz. 508A diyelim. Şimdi görme tabiatı gereği bu tanrıyla şöyle bir ilişki içinde değil midir? Yani güneşi bir tanrı, Helios, bir tanrı olarak düşünüyor. Görme ile güneş arasındaki ilişki. Yalnız o zamanlar uzun yıllar sürdüğünü sanıyorum. Optik tarihini çok iyi bildiğimi söyleyemem ama eskiden ışığın göze geldiği değil, ışığın gözden çıktığı gibi kuramlar olduğunu biliyorum. Yani nur teorisi falan gibi teoriler. Burada da sanki gözle güneş arasındaki ilişkiyi kurarken bakın ne diyor. Şimdi görme doğası gereği güneşle ilgili değil midir? Yani güneşe tanrı demiş. Görme de göz dediğimiz görme aracı da güneş değildir. Yani görme de göz de güneş değil. Evet. Ama göz bence bütün duyu organları arasında güneşe en çok benzeyenidir. Şimdi Platon'da vurgulanan bu görme ve göz ilişkisi yüzlerce yıl felsefi düşünceye egemen olmuştur. Çünkü düşünme, kavram oluşturma hep görmeyle hatta anlama dediğimiz bir süreçte görmeyle ilişkilendirilmiş ve dile de işlemiştir. Yani görmüyor musun dendiği zaman anlamıyor musun? Yani bunun böyle olduğunu görmüyor musun? Yani anlama, bir görelim bakalım deyince yani bunun üzerinde düşünelim anlamları da taşıyor. Aşağı yukarı birçok dilde böyle bir bağlantı vardır. Yani Batı dillerinde de görme ve düşünme arasında bizim Türkçe'de olduğu gibi bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Gözün bir üstünlüğü olduğunu söylüyor, güneşe benzediğini. Peki gözdeki güç güneşten süzülüp dağılan bir şey gibi ona güneşten gelmez mi? Yani güneş olmazsa göremez çünkü gözün gücü güneşten gelir. O halde güneş görme değildir. Şimdi bu size tuhaf gelebilir ama eski Yunanca'nın kendi sözcük ilişkileri açısından bunu böyle çevirmek zorundayız. Yani Türkçe düşünülseydi herhalde böyle düşünülmezdi. Gözdeki güç güneşten süzülüp dağılan bir şey gibi ona güneşten gelmez mi? Elbette. O halde güneş görme değildir. Ama görmenin ilkesi sebebi olarak gözün gördüğü bir şeydir.
Demek ki görmenin bir ilkesi var. Yani fiziksel olarak gördüğümüzün arkasında bir şey var. Yani bu işte idea olarak ve eidos olarak belirlenecek belki. O halde güneş görme değildir, ilkesidir dedik. İşte iyinin çocuğu dediğim iyi, çünkü en yüksek düşünebileceğimiz en yüksek düşünce, idea, iyi. Buna iyi demişler. Geçen konuşmamızda da belirttik. Yani aslında iyi demek en iyi demek. Üstüne yok demek. İşte iyinin çocuğu dediğim, iyinin kendine benzer olarak doğurduğunu söylediğim şey budur. Düşünceyle kavranan dünyadaki akıl ve aklın konuları için iyi. Yani bütün bunlar iyiden çıkar diyor. Yaşadığımız dünyada aklın konusu olan şeyler. Gözle görülen dünyada da görme ve görmenin konuları için güneşte budur. Yani güneş ve iyi en yukarıda duruyor. Oradan görme olayı çıkıyor. Yani nasıl bu tam anlaşılmıyor, biraz daha aç deniyor. Şimdi 508C'deyim. Geçen buluşmamızda burada kalmıştık. Bilirsin dedim, renkleri gün ışığıyla değil de gece yıldız parıltısıyla aydınlanan nesnelere baktığımız zaman gözlerimiz bulanık görür. Keskinliğini kaybetmiş, sanki körleşmiş gibi olur. Çünkü ışığı güneşten almak lazım. Güneş yerine başka ışık kaynağından alırsak tam aydınlık olmaz. Yani ideadan pay almak gerekir. Gerçek aydınlık oradadır. Ama güneşin aydınlattığı nesnelere baktığımız zaman gözlerimiz onları açık olarak görür. Görüş keskinlikleri yeniden ortaya çıkar. Öyleyse ruh içinde aynı şeyi düşün. Ruh da bakışlarını hakikatin ve varlığın aydınlattığı şeye çevirdiği zaman o şeyi anlar. Demek ki hakikatin aydınlattığı, yani güneşin aydınlattığı gibi hakikatten gelen ışık diye düşünüyorlar. Hakikatten gelen ışığa, hakikatin ve varlığın aydınlattığı şeye çevirdiği zaman o şeyi anlar, tanır ve akıl sahibi olduğunu gösterir. Ama karanlığa bulanmış, doğan ve ölen şeye baktığı zaman, şimdi bu dünyada karanlık var. Doğum ve ölüm var. Ama gerçek ışığın olduğu yerde böyle bir şey yok. Ölen, doğan ve ölen şeye baktığı zaman görüşü körleşir. Yani fenomenler alanında, görünenler alanında kalırsanız o zaman gördüğünüz bulanık olur. Aydınlığı fark edemezsiniz. Artık sadece sanılara sahiptir. Yani tam, keskin, kesin
bilgiye, episteme'ye ulaşamazsınız bu dünyada. Bu dünyanın, yani fenomenlerin içinde kalırsak, güneşten beslenmek gerekir. Durmadan bir sanıdan ötekine geçer durur, sanki aklı yok olmuştur. İşte bilginin konusu olan nesneleri hakikate kavuşturan ve bilen kişiye bilme gücünü veren, bu gerçeğe iyinin iddiası diyeceksin. İyinin iddiasından gelen ışıkla görmeye çalışmak lazım. Yani iyinin iddiası en yüksek kavram. İşte hakikatin bir şekilde iyi olarak kendini ortaya koymak için yaydığı güneş gibi ışık altında görmek gerekir. İşte tekrar okuyayım. Bilginin konusu olan nesneleri hakikate kavuşturan, yani onları doğru olarak bilmemize yardım eden ve bilen kişiye bilme gücünü veren, bu gerçeğe iyinin iddiası diyeceksin. Bunu da bilginin ve hakikatin ilkesi olduğuna göre, bilgi konusu bir nesne olarak kavrayacaksın. Ama bu iki şey, yani bilimle hakikat, ne kadar güzel olursa olsun, iyi iddiasını bunlardan ayrı, güzellikçe bunların üstünde sayarsan yanılmazsın. Demek ki iyi iddiası bunların üzerinde duruyor. Güzellikçe bunların üstünde. Yani en güzel, en iyi olan şey, iyi iddiası. Ve bilimle hakikat buradan beslenir. Yani bilim dediği sağlam bilgi. Hakikat dediği perdelerin açılması. Yani giderek güneşin ışığından yararlanarak gölgeli karanlık olanı giderek aydınlığa kavuşturmaya çalışacağız. Nasıl görülen dünyada, yani fenomenler dünyasında, ışık ve görmeyi güneşe benzer saymak, oreton, görünenler dünyası. Düşünenler, düşünülen dünya noyeton. Bunların üstünde sayarsan yanılmazsın demiştik. Nasıl görülen dünyada ışık ve görmeyi güneşe benzer saymak doğru ama güneşle aynı saymak yanlışsa, kavranan dünyada da bilimle hakikati iyiye benzer saymak doğru ama iyi ile aynı saymak yanlıştır. Çünkü bilgi ve hakikat, yani bilgi, sağlam bilgi ve sağlam bilgiye
ulaşma süreçleri, hakikat dersek buna. Bütün bunların üzerinde iyi var. En yüksek idealdir. Ve bütün nesneler, bütün düşünceler diyelim, iyiden pay aldıkça hakikate yaklaşırlar. İyinin tabiatını çok daha değerli görmek gerekir. Yani iyinin yapısı, özelliği ne hiçbir şey erişemez. En yukarıda iyi var. Bilimi ve hakikati doğurduğuna, demek ki bilimi ve hakikati doğuran iyidir. Plotinos buradan belki beslenerek işte doğurma veya oluşma, meydana gelme, eskilerin südur dediği kuramı oluşturmuş ve her şey bir dediği şeyden doğuyor. Ne varsa iyiden doğmuş oluyor. Devam ediyorum. Bilimi ve hakikati doğurduğuna, onlardan da güzel olduğuna göre, sence anlatılmaz bir güzelliği olmalı bunun. Belli ki iyiyi zevkte görmüyoruz. Yani iyiyi nerede göreceğiz? İyiyi. Sus, günaha girme dedim. İyinin neye benzediğini bir de şöyle incele bakalım. Güneşin görülen şeylere sadece görülme imkanı vermekle kalmayıp, aynı zamanda kendisi doğma olmadığı halde onları doğurduğunu, yani güneş doğurulmamıştır diye düşünüyor. Büyüttüğünü, beslediğini kabul edersin sanırım. Çünkü güneş sayesinde görme, tek tek nesneleri görme imkanına sahip oluyoruz. Öyleyse şunu da kabul et. Düşünceyle kavranan şeyler iyiden sadece kavranabilirliklerini değil, varlıklarını ve özlerini de alırlar. Hepsi iyiden çıkıyormuş bakın. Ama iyinin kendisi öz değildir. Haysiyet ve güç bakımından özün çok üstündedir. Yani değer, anlam, mana gücü olarak diyelim, haysiyet diye çevirmiş. O zaman Glaukon keyiflenip gülünç bir sesle Apollon hakkı için dedi, ulaşılmaz yüksekliklere çıktık doğrusu. Suç yine senin dedim. Ne diye bu konuda
bu konudaki düşüncemi söylemeye zorladın beni. Yani zorlarsan, Sokrates'i zorlarsanız düşünmeye, o sizi ulaşılmaz yükseklere çıkarır. Yani Sokrates asansörünün şeyi yok. Durma yeri yok. Yani göğün en yüksek tabakası olduğuna eskiler inanırlardı. Böyle hani felek teorileri vardır. İslam ontolojisinde de, İslam düşünürlerinde de öyle. Kat kat gök tabakaları en yüksek yerde bulunuyor. İyi. Hocam, Buyurun. ya şeyde eski Yunan kültüründe inanç düzeninde günah yok değil mi? Günah diye bir kavram yok. Bir anlamda var. Yani söylenenler, Ama günah mı yani? yani günah tabii şey anlamda tek tanrılı dinlerin, ama bir ceza şeyi var. Yani yanlış yaparsanız onun bedelini ödersiniz. Bu var. Peki Neden öyle düşündün? Günah değil. Hani habire yoksa mübah diye. günaha girme falan diye çeviriyor bana. Sokrates'in ağzına Ha, çok günaha girme. Ha, ya günah, yanlış yapma. Veya evet işte kutsala saygısızlık yapma. evet böyle deyince sanki Sokrates sarıklı gibi geliyor bana, sus günaha girme falan deyince Evet, hep. yani kutsala saygısızlık anlamında. Zaten o dönemde din farklı bir şey. Yani din bir sosyolojik dayanışmadır. Hani dindarlık denen diye çevrilen sözcük o kültürün değerlerine bağlılık anlamındadır. O kültürü yahut da o kent devleti var eden, o kent devletin dayandığı değerleri benimsemiş, o değerlerle yaşayan, yaşama biçimini ona göre uyarlamış, o değerlerle savaşmaya, ölüme giden insanlara dindar denebilir. Yani sebya sözcüğünü eski Yunanca'da böyle dindarlık diye bazen çevriliyor. Ama bu havraya, kiliseye, camiye gitmek gibi bir şey değil. Orada Hristiyanlıkta olduğu gibi bir ruhban sınıfı yok. Eğer sıkı ve güçlü bir ruhban sınıfı olsaydı felsefe olmazdı. Yani onu bastırırlardı. Zaten Hristiyanlığın egemen olmasıyla felsefe büyük ölçüde yara almış, dönüşmüştür. Ve başlangıçtaki yapısını, özelliğini bir hayat tarzı olarak varoluşunu ortadan kaldırmak durumunda kalmış. Çünkü Hristiyanlık felsefece yaşamayı kendi varlığı açısından tehlikeli bulmuş kilise. Ve o yüzden engellemişler. Yani büyük ölçüde o dönemin kitapları bir kısmı belki saklanmış ama çoğu işte bunlar küfürdür diye yakılmış olabilir. Tapınakları falan yok edilmiş, yıkılmış olabilir. Hocam günahın Yunancası ne olabilir? Neyin? Günahın Yunancası ne olabilir?
Onu bilmiyorum ama asebya diye bir sözcük var. İşte dinsizlik diye çevrilen. Ama yani günah, işte ceza, kutsalla saygısızlık anlamında tam birkaç sözcük olduğunu biliyorum ama tam kastettiğimiz, mesela Hristiyanlıktaki gibi, şunu yaptığın zaman günah. Elbette var yani, çünkü toplumun saygı gösterdiği diğer değerlere karşı çıktığın zaman günaha girmiş oluyorsun. Yalnız tabii bu insanlar da hani toplumun değerleri, toplumu devam ettiren, o değerlerle varlığını sürdürmeye çalışan toplumsal düzeni düşündüğümüzde, bu düzeni tanrısallaştırma eğilimi de var. Yani çok matrak bir şey, pagan kültür. Güneş mesela tanrıdır dedi ama mesela şeye başvurmadı, Homeros'un hikayesine. Hemen onu fiziksel bir şeye dönüştürdü. Yani bir yandan işte o anlamda Aristoteles falan fizik yapabilmiş bir şekilde. Yani gök cisimleriyle ilgili filan çalışmaları var. Ama tanrısal olandan, kutsallıktan tümüyle arındığını söylemek çok gerçekçi olmaz. Hep böyle anlatılır. Yani aydınlanma sonrası yazılan felsefe tarihlerinde, işte felsefe dinsel inançların tanrı ve tanrıçalarla doğa olaylarını açıklamalarının son bulmasıyla oluştu filan gibi bir hikaye anlatılır. Bu çok gerçekçi değildir. Hatta bu iş o kadar gerçekçi değildir ki, Newton'un Principia Mathematica'sında bir takım doğaüstü varlıklardan söz edilir. Yani fizik fizik biliminin ötesine giden pantokrator falan gibi kavramlar. Yani hala mistik olan şey değil maalesef. Mistik olan ortadan kalkmış değil. Yani mistik sözüne tam uygun değil belki. Büyü, büyü. Yani insan matrak bir varlık ya, bir açıdan. Yani büyüyle yaşamış bir takım doğaüstü güçler olarak. Ama bilimi de büyü sayesinde yapmıştır. Büyüden arındırmaya çalışmış bilim, öyle bilim olmuş. Ama büyüsel olanın insan düşüncesindeki, çünkü yüzyıllar, belki bin yıllar boyu hep büyüsel düşündüğü için, bilimsel düşünceye de farkında olmayarak çoğu zaman girmiştir. Yani gizliden gizliye. Felsefi düşüncede de var. Yani insanlarda büyüsel olana bir yatkınlık var. Ne kadar gerçekçi, bilimsel olduklarını söyleseler de. Bu duygu dünyasında mesela çok sevdiğiniz bir insanı, belki de hani çok aşırı tutkuyla yaşadığınız sevgi olaylarında, aşkta filan, sevgilinizi büyüsel olarak görebiliyorsunuz. Veya çok ilgi duyduğunuz bir olaya büyüsel renkler katabiliyorsunuz.
sanatta zaten var. Yani sanat hep onunla yürüyor. Hani gerçekçi sanat da yapsanız öylesine gerçekçi oluyorsunuz ki gerçeğin büyüsel yanını çıkartmış, ortaya koymuş oluyorsunuz. Yani gerçekte büyü, büyüde gerçek var. Hani bir anlamda hani şimdiki fizik teorilerini düşündüğünüzde, daha doğrusu fizikçilerin, kozmologların geliştirdiği evren modellerini, matematiksel modelleri, yani bir çeşit büyüsel bir şey yani. Öyle duyabilirsiniz içinizden. Hani sanatçı gözüyle baktığınızda belki. Hocam İngilizcesini bir silent olarak çevirmiş. Kimi? İngilizcesine bak, günaha girme diyor ya. Ha? Onu silent olarak çevirmiş İngilizce'de. Tam ne dediğini tam anlayamadım. Be silent, sessiz ol, sus, konuşma anlamında. Ha, be silent diye mi çevirmiş? Evet, İngilizcesi öyle çevirmiş. Baktım dedi, hiç günah yok Ha, yani. günaha girme. Evet, yani sus. Evet. Ha, ona bakabiliriz istersen. Yani Yok mu yok? günaha girme sözü. Ders var da baktım hiç günahtan bahsetmiyor. Günah falan yok, değil mi? İngilizcesi de yok en azından. Yok, zaten öyle bir söz yok ya. Yani ama saygısızlık yapma anlamında sus mu diyor. Bu kaçta idi bakalım? 500 9A hocam. 509A mı? Tamam. Evet. Bakalım. 509A. Sus. Öyle mi? Hmm, 509A. Evet, sus. Şeye bakalım. Bendeki İngilizce'de haş demiş. Yani şş diyoruz ya biz. Sus yani. Sus. Yunancasına bakayım neymiş? ...508E... ...509A. Çok ilginç. Efemeo diye bir sözcük. Yani iyi konuş ya, sakın şimdi çarpılırsın filan gibi bir şey. Evet. Yani hani tahtaya vur şey gibi. Aman ağzından yel alsın. Mesela ben olsam öyle çevirdim. Günaha girme diye değil de aman ağzından yel alsın diye çevirirdim. Yunancası ona yakındır. Yani iyi konuş. Kötü şey söyleme diye yorumlayabiliriz. Çok ilginç. Neden günah diye çevirmiş onu?
Hocam günah Yani çok. şeyden kötülükten korunalım. Aman yani şeytan kötü şeyler başımıza gelmesin gibi bir şey söylüyor. Aman sakın ha filan gibi bir şey. Ağzından yel alsın. Bence tam Türkçe'ye uygun bir şey olsun bu. Günaha girme değil de ağzından yel alsın. Yani söyleme onu. Değil mi ne kadar Türkçesi? Ağzından yel alsın. Dini bir söz ama. Yani kutsal şeylere kutsal olana sanki kötü şeyler söylüyorsun ve çarpılırsın filan gibi şey. Yani günah diye çevirmek doğru değil tabii orada bence. İyi çevrilmemiş. O sizdeki metinde de mi günah var? Çünkü ben şeyi okuyorum, bir de öbür metin var galiba siz. Eyüboğlu'nu okuyorsunuz değil mi? Arkadaşlar neyi izliyor, hangi metni izliyor? PDF Eyüboğlu'nun değil mi? Hocam Tanrı korusun. Kimin? Tanrı korusun demiş. Ha, o Tanrı korusun demiş. Evet. Olabilir. Ama Tanrı sözü yok. Orada Tanrı sözü yok. Tanrı yok. Bence Tanrı filan karıştırmamak lazım. Tanrı korusun yerine geçebilir. Ama ağzından yel alsın daha seküler bir çeviri. Yani Tanrı'yı manrıyı karıştırmadan yani. Ama işte yani o kültürde de Tanrı'yı karıştırmadan olmuyor ki ya. Yani insanlarla tanrılar kol kola yaşıyorlar. Yani bizim bunu anlamamız çok zor. Sanki orada Tanrı lafı geçtiği zaman onların hepsinin tek tanrılı dinlerde olduğu gibi koyu dindarlar olabileceğini düşünüyoruz ama daha şenlikli bir şey var, inanç düzeni var. Yaşamı doğaya daha yakın. Sanki çevre, insanın çevresiyle olan ilişkisine, doğaya daha yakın bir inanç düzeni, pagan düzen ama zamanla çok bozulmuş tabii. Çok bozulmuş. Bozulduğu için zaten Hristiyanlık egemen olabiliyor. Çünkü çoktan pagan dini devam ettirmek son derece zor. Dünyanın hızlı dönüşümü, gelişimi karşısında. İşte imparatorluk döneminde Roma bir süre devam ettirmeye çalışmış ama pagan kültür polislere daha uygun. Yani küçük kent devletlere. İmparatorluk da olmuyor. Şey sınırlar büyüdüğü zaman değişik kültürler geldiğinde olmuyor. Yani Hristiyanlık onun için güçlendi, çıktı. Ve orada ezilen sınıf köleler isyan etti. Polisler de zordu yani daha dar çevre olduğu için. Evet, devam ediyorum. Nerede kalmıştık? 509 C. C'de kaldık hocam. Evet. Sen gene sözünü kesme dedi. Güneş benzetmesini tamamla hiç değilse. Bu konuda daha söyleyeceğin şeyler kaldıysa söyle. Elbet kaldı. Daha çok şeyler söyleyeceğim. Peki öyleyse
Bakın bu ne kadar güzel bir şey ya. Daima insanın söyleyeceği sözünün kalması bir şey. Çünkü biz sözlerimizi çabuk tüketiyoruz. Yasin Hoca benim odamda tahtaya yazmıştı Arap harfleriyle. Velil hadisi el bakiye. Velil hadisi el bakiye, hala söylenecek sözlerimiz kaldı demek. Bu müthiş bir şey. Bu insanın varlığını sürdürmesinde çok önemli bir şey. Çünkü insan söyleyecek sözünü tükettiği zaman artık geleceğe tutunamaz. Her zaman söyleyecek sözü olmalı ve o bitmemeli. Bitmemeli. Felsefe de biraz oradan çıkmıştır. Çünkü felsefe, insanlar yazarak felsefe yapmadılar. Bu eski kültürde konuşarak, etkileşerek, birbirine değerek, çok canlı bir şey. Düşünmek, dokunmaktı o zaman. Koklamaktı. O kadar sahici bir şeydi. O oradan, yaşamdan beslenen, işte şaraptan, zeytinyağından, denizden, balıktan, yani Ege, Akdeniz insanı, heyecanlı, coşkulu. Felsefe oradan çıktı. Yani dolu dolu yaşama tutunan, yaşamı seven insan bunu çıkardı. Dionysos. Yani Dionysos'u görmeden Apollonik bir felsefe eksik kalır. Felsefede Dionysos var. Yani felsefede oyun var, dans var, eros var, coşku var, heyecan var. Yani felsefede dediğim gibi bilim de aynı şekilde düşünmede. Ama düşünmeyi bir ızdırap haline getirince insanlar o coşkuyu duyamıyor ve yaşam biçimi tabii çok değiştiği için o felsefenin köklerinde, başlangıcında olan ve bir yaşama sevinci, düşünme sevinci olan felsefeyi duymaları çok zor. Peki öyleyse en küçük şeyleri bile atlamadan söyle hepsini. Hani derler ya, bu kadar lafı nereden buluyorsun Allah aşkına ya? Değil mi? Allah Allah. Neler çıkartıyorlar ya? İşte oturduğun yerde çıkartma. Hani böyle icat çıkarma şeyi. Hani her şey yerli yerine otursun ve devamlı konuşuyorsun. Devamlı bir şeyler geliyor aklına ya. Otur işte, sus. Sanırım çok şeyleri atlamak zorunda kalacağım ama şu anda söyleyebileceğim ne varsa söyleyeceğim. Bilerek hiçbirini atlamayacağım. Öyleyse dediğimiz gibi iyi ile güneşi, biri kavranan şeyler dünyasında, öbürü görülen şeyler dünyasında hüküm süren iki kral olarak düşün. Bu iki çeşit şeyi, görünenle kavrananı tasarlayabiliyorsun, değil mi? Yani düşünülen ile görülen. Bakın bu demek ki felsefenin ta başlarında böyle bir ayrım var. Görülen, yani işte bizim fiziksel dünya dediğimiz
zaman ve mekan içinde daha modern deyimle söylersek, olanla düşünülen dünya, noyeton kavranılan ve görülen dünya, oreton, oreo görme. İki kral olarak düşünün. Şimdi eşit olmayan iki parçaya ayrılmış bir çizgiyi al. İşte bu meşhur çizgi kuramıdır. Ve bunun değişik yorumları vardır. Çok mürekkep akıtılmış bunun için. Şimdi eşit olmayan iki parçaya ayrılmış bir çizgiyi al. Bunlardan biri görülen dünyayı, öbürü de kavranan dünyayı göstersin. Sonra bu parçaları yine aynı oranda ikiye böl. Böylece elde edilen parçaları birbirleri karşısında aydınlık ve karanlık derecelerine göre sınıflandırılınca görülen dünyanın birinci bölümü olarak görüntüleri elde edersin. Görüntüler diye önce gölgelere, sonra sularda ya da mat, cilalı, parlak yüzeylerde görülen yansılara ve bütün buna benzer şeylere diyorum. Anlıyor musun? Bunlar evet, en büyük bölümü oluşturuyor çizginin. Şimdi ikinci bölümü bu görüntüleri yansıttığı nesnelere, burada benim metnimde bir açıklama var. Şeyde nasıldır bilmiyorum sizde. Evet. Burada bir açıklama yapmış. Sanı alanı, bilgi alanı, kavranan dünya, görülen dünya diye. Evet, bununla ilgili çok şey vardır, görüş. Şimdi bir yorumla ben size bunun şeyini anlatayım, bir yorumunu. Bir dik şey çizin. Doğru parçası. Bu aslında 9 birim. Bu 9 birimin en yukarıdaki bir birimi işte en yüksek düşünce alanıdır. Nus var orada. 2 birimi dianoia, yani düşünenler alanı. Yani en yüksek olan işte bu iddiaları görme bilgisi diyelim. Ama aşağıdaki 2 birim olan bilim yapma, işte geometri, matematik filan gibi öyle bilgiler diyelim. Aşağıdaki 3 birim oldu değil mi? İşte bu 3 birim düşünülenler dünyası oluyor.
iki birim, ondan daha aşağıdaki iki birim artık o görünenler dünyası. Görünenler dünyasında yani dianoya dediği şey matematik alanı dianoyaydı. Aşağıdaki iki birim. İki birim doksa alanı, sanılar, inanma alanı. Kaç yaptı? Bir, iki, iki daha beş. Değil mi? Dört bölümde en aşağıda işte ıvır zıvır, pılı pırtı şeyler. Bulanık görüntü, görüntüler. Demek ki insan denen, yani insan ancak dokuzda biri ile idaları görebilir. Yani insan varlığının diyelim anlama gücümüzün bütün varlığımızın diyelim dokuzda üçü, üçte biri anlama kavramayla ilgili, üçte ikisi sanılar ve görüntülerle ilgili. Yani bir yorum yaparak anlatıyorum. Yani maalesef insan büyük ölçüde bir daha söyleyeyim. Dik çizginin bir birimi nus. NOUS, Latin harfleriyle söylersek. Yani bu idaları görebileceğimiz, hakikat yolculuğu yapabileceğimiz, yüksek düzeyde işte iyiyi görebileceğimiz bir şey. Böyle bir gücümüz var ama bu bizim dokuzda birimiz ancak. Onun altındaki iki birim dianoia. Bunda da sıradan bilim yapıyoruz. Belki teknoloji şu bu filan da bunun içine giriyor olabilir. İki birim o. Aşağıdaki iki birim sanılardan oluşuyor. Yani bunlar şey değil, yani görüntüler, şey kanılar. Yani biraz bilimsel bir şey yapıyoruz belki ama bunun iddialarla olan ilişkisi çok az. Çünkü baştaki bir ve iki birim kavrananlar dünyasını oluşturuyor. Noeton. Aşağıdaki altı birim, iki ve en alttaki dört, onlar görünenler, oreton. Sanılar ve görüntüler var. Bulanık bir dünyaya. Demek ki insanın kavrama, anlama diyelim ya yaşarken dünyayla olan ilişkisi büyük ölçüde üçte ikisi hep görünenler dünyasında kalıyor. Onun ötesine geçebilme üçte biriyle olabiliyor. Yani hakikati arama işi en yukarıda o bir birimlik olan yanımız Nus'la
yapabiliyoruz veya dianoia ile iki birimlik. Hakikat ve onun karşıtı bakımından bölümleme şu orantıya göre yapılmıştı. Görüntü aslı olan nesneye göre ne ise sanı da bilime göre odur. Bilim sanı da bilime göre odur. Şimdi de kavranan dünyayı nasıl bölmek gerektiğine bak. Evet, yani maalesef hakikati görebilme gücümüz çok şey. Çok küçük. Sanı iki misli bir yer tutuyor. Bu dünyanın bölümlerinden birine ulaşmak için ruh, görülen dünyanın asıl nesnelerini birer görüntü olarak kullanmak zorundadır. Yani ruhumuz en altta, değil mi? Görüntü, bulanık, bir kaotik bir alanda kalıyor. Büyük ölçüde dört birim olarak yorumladım. Varsayımlardan kalkarak bir ilkeye değil, bir sonuca varır. Oysa sonu varsayımsız bir ilkeye varan öbür bölüme ulaşmak için ruh yine bir varsayımdan kalkarak ama ilk halde kullandığı görüntülerin yardımına başvurmaksızın sadece kendi başına ele alınan idaların yardımıyla araştırmasını yürütmek zorundadır. Şöyle anlatırsam herhalde daha iyi anlarsın. Bilirsin ki geometri, hani o dianoia, nusun altındaki. Çünkü geometri, neyse ben müdahale etmeyeyim, okuyayım buradan. Bilirsin ki geometri, aritmetik, ikisine birden matematik diyoruz. Ve benzeri bilimlerle uğraşanlar her bilim dalında tek sayı, çift sayı, şekil, üç çeşit üçgen ve buna benzer bir takım şeyleri varsayarlar. İşte o zamanın geometri bilgisi içinde bunları söylemiş. Ama Öklit daha sonra gelecek ve o derleyip düzenleyecek ve aksiyomatik bir sistem oluşturacak. O Aristoteles'in gelmesini beklemek lazım bunun için. Bunları bilinen şeyler olarak kabul ederler. Ne kendilerine ne başkalarına açıklamak gereğini duyarlar. Çünkü bunları herkes için açıkça anlaşılır şeyler sayarlar. Yani matematik yapanlar. Yani bir iddiaya dayanmaz bunlar diyor. Kendileri öyle düşünürler. Sonra bunlardan bir takım sonuçlar çıkarırlar. Böylece tutarlı bir şekilde yürüyerek araştırmalarının amacı olan şeye ulaşırlar. Öyleyse şunu da bilirsin ki bu kimseler görülür şekiller kullanırlar. Çünkü geometri çizerek yapılıyor, değil mi? Yani o zaman belki toprağın üstüne veya işte neyse balmumu, parşömen, papirüs neyse onun üzerine çiziyorlardı. Şimdi çizgi varsa
Orada fiziksel bir şey var. Çizgiden bağımsız olmak lazım. Üçgen nerede diye sorarsanız, işte burada çizersin bir üçgen. İşte burada. Çizdiğin üçgen düşünce olan üçgen değil. Onun resmi. Onun resmi o. Üçgen bu dünyada yok. Üç nerede? İşte üç parmağınla gösterirsin. Ne bileyim, üç elma. 3.000, üç nesne. İşte üç. Ama bunlar üçün gösterdiği şeyler. Üç değil ki. Üç nerede? Onun için geometriyi en yukarıya koymuyor. Çünkü hala fiziksel dünyaya dayanmak durumundasın. Arada, işte onun için dia, yani arada olan bir şey. Dianoia. Noia, nous düşünmeyle ilgili bir şey. Diyalogdaki diya da mı aynı diya hocam? He? Diyalogdaki diya da mı aynı diya? Evet, yani dia edadının değişik şeyleri var, işlevleri var. Yani dialogos, işte diyalog karşılıklı konuşma. Konuşmalar aracılığıyla olan bir şey. Aradalık gösteren bir yanı var. Bunları bilinen şeyler olarak kabul ederler demişti. Bir takım sonuçlar çıkarırlar, amaca ulaşırlar. Bu kimseler görülür şekiller kullanırlar. Ama bu şekillerin kendilerini değil, asıllarını düşünerek bunlar üzerinde akıl yürütürler. Bu önemli bir nokta. Şimdi üçgenin iç açıları toplamı kaçtır dediğiniz zaman açı ölçeri, işte bir üçgen çizip açı ölçerle açıları ölçüp onları toplamıyoruz. Çünkü toplarsanız hiçbir zaman 180 bulamazsın. Çünkü üçgen o çizilen şey değil yani. Düşüncede oluyor her şey. Matematiğin laboratuvarı yok. Deneyle olmuyor. Yani gerçi ilkokullarda filan yaparlar işte küreler, koniler filan çocuklara öğretmek için ama bu hepsi şeyde oluyor. Düşüncede olan şeyler. Onun için çok önemli. Yani fiziksel olanla düşünsel olan arasında bir köprü. Yani dia şeysi o. İşte buradan çıkarak Platon teorisini oluşturmuş muhtemelen. Ya Allah Allah, üçgen çiziyoruz ama çizdiğimiz üçgen hiç düşündüğümüz üçgen değil. E nasıl oluyor? Demek ki çizdiğimiz üçgenle düşündüğümüz üçgen arasında bir bağ var. Çizdiğimiz üçgen görünenler dünyasında.
Düşündüğümüz üçgen kavrananlar dünyası. Geometri, iyi geometri bilenler çizgi çizmeye de gerek görmeyebilirler. Çizmeden düşünebilir. Çünkü kafasında çizer adam. Yani siz tasavvur edemiyorsanız o ilişkileri çizmek durumundasınız. Yani fiziksel olarak gözünüzle de. Ama mental gözle, zihinsel gözümüz de var. Düşünme gözü. Yani onunla görmek. Mesela iyi satranç oynayanlar değil mi? Böyle 10 kişiyle satranç oynuyor. Kafasında zaten satranç tahtası var. Yani onu bakmaya bile gerek yok. Hemen getirip onu oradan oraya koyuyor hemen. Çünkü kafasında. Yani biz kafasında diyoruz. Platon'un yorumu. Tabii Platon hiçbir zaman idealar dünyası gibi bir laf etmiyor. Öyle bir şey söylemiyor. Kavrananlar, görünenler filan diyor. Hani idealar dünyası gibi böyle kesin lafları yok. İşte bir söylediği şeyler burada yani. Bu kadar söylüyor. O yorumcuların yaptığı bir şey. Çizdikleri şekilleri değil, salt kareyi, salt köşegeni göz önünde tutarlar. Kalıbını çıkardıkları ya da resmini çizdikleri şeyleri ki bunları da kendi gölgeleri ve suda yansıları vardır. Çizdikleri şekiller de bulanık. Çünkü hiçbir zaman üçgeni çizemezsin. Yani lazer de kullanmış olsan, lazerle çizdiğin şeyin, şeklin kalınlığı var. O doğru parçalarının kalınlığı var. Halbuki doğru parçası geometride kalınlığı olmayan bir şeydir. Kalınlığı o zaman iki boyutlu olur. Halbuki doğru parçası tek boyutludur. Doğru parçasını çizemezsin. Resmini çizersin. Onun için ya bu demek ki dünyada olan şeylerin düşüncede bir yerlerde mükemmel şeyleri var. Çünkü dünyada ne kadar üçgen çizersen çiz bir yamuk bir şey oluyor. Yani ne kadar cetvelle de çizsen. Yani cetvelle de çizsen o üçgen geometricinin üçgeni değil. Niçin? Çünkü çizdiğin üçgenin kenarlarına bak. Aa, ne kadar muntazam. Peki büyüteçle bak. Büyüteçle baktığın zaman tırtıllar görürsün. Halbuki geometricinin kafasında öyle tırtıllı şey var mı ya? Doğru parçası. Demek ki dünyada yok. Dünyada yok. Düşüncede var. Değil mi? Çok şaşırtıcı bir şey. Öyleyse düşünceyle dünya arasında bir şey olması lazım. Düşüncede var, düşüncede zaman geçmiyor, değişmiyor. Ha. Çizdiğim şekil soluyor. Yani toprağı çizmişsem, rüzgar geliyor, şekli bozuyor. Veya birisi ayağıyla basıyor, üçgen şeklinin üzerine değişiyor. Ama kafamdaki üçgen değişmiyor. Kimse onu bozamaz. Ben istemedikçe. İşte iki dünya meselesi, yani idealarla görüntüler hikayesi ve Platoncu düşünce belki bu şeyden çıktı.
bu geometri meselesinden. Yani Dionysia'yı anladığı için oradan Nusa Noia'ya çıkıyor. Çıkmayı deniyor. Buna göre demek istediğim şuydu. 511 A'dayım. Buna göre demek istediğim şuydu. Bu türden nesneler kavranan dünyanın malıdır. Yani bu dünyanın değil. Kavranan dünya. Böyle çevirmiş. Şey nasıl çevirmiş? Öbür sizdeki çeviri kavranan dünya 511 Bakıyorum hocam. A kavranan dünya Kavramlar bölümü demiş hocam. Dünya münya dememiş. ne demiş? Kavramlar Kavramlar. bölümü demiş. Kavramlar bölümü mü? Evet. Kavramlar bölümü. Dünya yok Sizin biraz önceki anlattığınız şey de yok yani. Evet, hocam. dünya sözcüğü yok yani. Doğru. Yani aslında da dünya sözcüğü yok. Yani metnin aslında dünya sözcüğü yok. O bölüm. Alan. Ama dünya demeye alışmışız. Daha hoşumuza gidiyor belki ondan. Yani dünyayı katıyoruz biz. Asıl metinde yok dünya. Kavrananlar ve görünenler. Ama bu kavramlar demiş hocam Sebahattin Eyüboğlu Cimcioz. Kavram mı demiş? Evet kavramlar bölümü demiş. Kavrananlar değil de kavramlar bölümü. İyi bir çeviri değil. Çünkü kavram daha modern dünyada daha belirgin hale gelmiş olabilir. Yani noeton. Kavram. Bakayım İngilizcesine. Kavram.511. Kavranan dünya. Kavramlara mı ait diyor? Ne diyor? Kavramlar bölümü diyor hocam. Yok, tam 511'i okur musun? Buna göre bu türden nesneler var mı? Evet, kavranan dünyanın malıdır. Kavranan dünyanın diyor. Evet, bu Demirhan. Şey diyorum ben. Kimin dedin? Hocam bu Demirhan'ın çevirisi. Ha, Şeyi ben Demirhan'ın demiyorum canım. Zaten onu okuyoruz ya. işte kavramlar bölümü derken bunları anlıyordum. Düşünce bunları ararken ilkeye gitmeden varsayımlar kullanmak zorundadır. Ama kavram daha çok Dianoia'yı çağrıştırıyor ya. Kavramlar bölümü derken soyut dörtgeni, soyut köşegeni anlatıyorum diyor. Evet, kavramlar olmamış yani. Olmamış. Intelligible İngilizcesi. Çünkü intelligible anlayabilirsin ama kavram olması gerekmez yani.
çok şey yapmış, sıkıştırmış yani kavram lafını soktuğun zaman kötü bir çeviriyor. Böyle bir kavramı yok ya. Yani burada. Yani kavram dediğin zaman tek tek nesnelerin böyle bir şey yok. Düşünülür dünya, düşünceyle bulabileceğimiz, düşünceyle yaşayabileceğimiz dünya. Yani dünya lafı da bir şey oluyor, ilave oluyor. Dünya diye bir sözcük yok metinde. Zaten eski felsefede dünya, yani dünya geo. Yani o anlamda öyle bir laf edemezler yani. Alan, bölge. Hiç dünya lafını etmemek lazım ama Kategori demiş İngilizcesinde. kategori mi? Ay, o da kötü. Eğer öyle demişse, kimin çevirisi ki o? Kategori değildir ya, başka bir şeydir yıldız o. Kategori dememesi lazım ya. Başka bir şey diyordur. Üzgünüm ama kategori. Ne yapabilirim? He? Üzgünüm ama kategori. Ne kategori? Yaz bakayım onu şeye, çete. Yani ben İngilizce değil, Türkçe şey olarak ama kategori hocam ya. Tamam, gönderiyorum size. Yani kategori nasıl olur o cümlede kategori lafı ya? Yani E hocam, bölüm anlamında kullanamaz mı? kullanabilir ama bak, Yunanca metni çevirirken kategori lafını ettiğin zaman Yunanca'da kategori başka bir şey ya. Böyle laflar etmemek lazım. O WhatsApp'a mı gönderdin? Çete mi gönderdin? Yok hocam, WhatsApp'a gönderdiğim bu şey yoktu. Çizgi tablosu Eyüboğlu'nun Cimcöz'ün çevirisinde yok. Demirhan'da olduğu için arkadaşlar anlamayı kolaylaşsın diye WhatsApp'ta Yok, gönderdim. şey diyorum, İngilizcesi. Her neyse canım, bundan vakit geçirmeyelim ama kategori başka bir şeydir ya. Sen onu bir gönder de ona bir bakalım. Yani nedir o? Bir başka bir ifade biçimi olsa gerek. Ayrı bir kategori içinde filan diyorsa o da kötü bir çeviri. Yani o da işte şey, sanki Platon şeyde yaşıyormuş gibi 20. yüzyılda. Hocam gönderdim. Bu mu? Evet. Ha, bu bölümü evet kavranan diyor. Kavranan. Understanding diyor. Diyor bu bölüm, buradaki kategori bölüm anlamında kullanmış. Evet, ben onu dedim zaten. Bölüm kavranan, neyle kavranan? By the understanding. Yani dianoia'yı understanding diye çevirmiş. Anlama yetisiyle. Anlama yetisiyle. Kavran bak, grasp var. Kavranan o işte. Kavranan. Kategori değil. Kategori bölümün. Bu bölüm kavranan, neyle kavranan?
anlama yetisiyle, understanding, anlama yetisiyle kavranan bölümdür. Yani Noyeton'u böyle açıklamış. Yoksa kategoridir değil. Devam edelim. Ama onları bilmek için ruh varsayımlara başvurmak zorundadır. Yani hala bu fiziksel dünyadan kopmamıştır. O zaman ruh varsayımlarının üstüne çıkamayacağından bir ilkeye doğru yönelmez, kopyaları aşağı bölümde bulunan ve bu kopyalardan daha açık, daha değerli sayılan asıl nesneleri birer görüntü olarak kullanır. Evet, geometri ve benzeri sanatlarda durum böyledir, diyor. Şimdi şunu anlamalısın. Kavranan dünyanın ikinci bölümü diye de aklın diyalektik gücüyle ulaştığı bölüme diyorum. Buna ulaşmak için akıl birer ilke olarak değil de gerçek birer varsayım olarak, yani birer kalkış ve atlama noktası olarak gördüğü bir takım varsayımlar ortaya koyar. Bunlardan yararlanarak artık şart gerektirmeyen evrensel ilkeye kadar yükselir. Yani varsayımlar dediği artık fiziksel, bugünkü şeyle açıklarsak, dünyaya dayanmayan, kendi başına ondan bir şekilde kopmuş. Bu ilkeyi elde edince bundan çıkan bütün sonuçlara dayanarak yukarıdan aşağı iner, temel sonuca varır. Bunu yaparken de hiçbir duyulur veriye başvurmaz. Duyulur veriye başvurmaz diyor. Saf düşünce oluyor. Sadece idealara başvurur. Yani idea sözünü de kullanıyor, eidos sözünü de kullanıyor. İdeadan ideaya geçerek gene ideada durur. Yani en yüksek ide. Biraz anladım ama yeteri kadar değil. Çünkü bana öyle geliyor ki çok zor bir konu üzerindesin. Herhalde daha aydınlık olması bakımından diyalektik bilgi gücüyle kazanılan varlık ve kavranan şey bilgisini, sanatlar, bilimler adı verilen varsayımları, ilkeler gibi, yani varsayımlar ve sanılar bunlar. Kullanılan bilgiden ayırt etmek istiyorsun. Gerçi bu sanat ve bilimlerle uğraşanlar da duyulara değil, akıl yürütme yoluna başvururlar. Ama bunların araştırmalarında bir ilkeye doğru yönelmeyip varsayımlardan yola çıkmakla kaldıkları için inceledikleri nesneleri bir ilkeyle kavrayabilecekleri halde kavrayamadıkları kanısındasın. Yani hala dünyadan kopmamış vaziyettesin. Böyle olunca geometri ve benzeri bilimlerle uğraşanların bilgisine akla dayanan bilgi değil, anlamaya dayanan bilgi diyorsun. Anlamaya dayanan bilgi, yani dianoia. Buna anlama demiş. Bu bilgiyi sanı ile
aklın kavradığı bilgi arasında bir yere koyuyorsun. Yani sanıdan daha fazla bir yerde. Demiştik ya, bir birim mükemmel işte idaları kavramaya yarayan ruhun ulaştığı bölge. İki birim aşağıda dianoia, anlama yetisiyle kavradığımız alan. İki birim onun aşağısında sanılar, doksa. Dört birim aşağıda epekeina. Yani şeylerin, belirsizliklerin, gölgelerin, yani birçok insanın ruhu buralarda yaşıyor o herhalde. Çünkü sanılara varmak için de bir eğitim gerekebilir. Ama sanılardan Dianoia'ya varabilmek, o da belli bir ruhun düşünme, anlama yetisinin gelişmişliğiyle ilgili. Tam yeterince anlamışsın dedim. Şimdi de bu dört bölümü ruhun dört haline karşılık say. Akılla kavramayı en yüksek bölüme koy. Yani bir birim demiştik. Anlamayı ikinci bölüme koy, Dianoia. İnanmayı, yani sana inanma, üçüncü bölüme koy. Bulanık görüntüler almayı da son bölüme koy. Sonra da konularının hakikate yakınlık ya da uzaklıklarına bakarak hepsini aydınlık derecelerine göre sıraya diz. Anladım dedi. Dediklerini ve söylediğin sırayı kabul ediyorum. Bazen bu söylediğim birimleri tersine çevirirler. Yani dört birim aydınlık gücü anlamında, dört birim en yukarıdaki güç olarak alırlar. Yani 2, 4, 2, 2, 1 aydınlanma gücü olarak aldığınızda, tersine de çevirerek yapılan yorumlar vardır. Çünkü metin de çok açık değil. Yoruma bağlı ve çok şey yazılmıştır, makale yazılmıştır. Bizde rahmetli Ahmet Cevizci'nin doktora tezi bu konu üzerineydi. Bunu çalışmıştı ayrıntılı ve güzel bir şekilde Ahmet Cevizci. Yedinci kitaba geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi dedim, bilgi ve bilgisizlik bakımından insan tabiatını şöyle tasarla. Bakın, bunu düşün, bunu böyle anla filan diye Glakon'u hep yönlendiriyor. Halbuki ne olacaktı? Karşılıklı tartışacaklardı diyor. Bir çeşit yeraltı mağarasında, İşte bakın ne kadar, 6-7, şimdi de mağara çizgi şeyini gördük, modelini. Şimdi de mağaraya geçti. Bunlar çok can alıcı bölümler, devlet diyaloğunun. Bir çeşit yeraltı mağarasında yaşayan insanlar düşün. Bu mağaranın kapısı boydan boya ışığa açık olsun. Bu insanlar çocukluklarından beri orada ayaklarından ve boyunlarından
zincire vurulmuş olarak oturuyorlar. Öyle ki ne bir yere kımıldayabiliyorlar ne de zincir başlarını döndürmelerine engel olduğu için önlerinden başka bir yeri görebiliyorlar. Işık arkada. Çeviremiyor kafasını. İşte meşhur mağara benzetmesi. Eskiler mağara istiaresi derlerdi. Mağara metaforu. Arkalarında ve uzakta bir tepenin üzerinde yanan ateşin ışığı sırtlarına vuruyor. Bu ateşle mahpuslar arasından yüksek bir yol geçiyor. Bu yol boyunca alçak bir duvar örülmüş. Mesela bunun resmi yapılabilir ki yapılmıştır. Buradaki betimlemelerden değil mi? Bir resim. Var mı içinizde böyle resim yapmayı seven? Belki bunu yapıp şeye koyabiliriz. Bizim web sayfasına. Şeye, web sayfasına diyorum. Hakikaten ya bu web sayfası oluşturabiliriz değil mi Yıldız? Nasıl? Gerek var mı ona? Yani Nasıl? herkes oraya kendi düşüncelerini yazar filan. Bu Şimdi düşünce bak aklıma geldi. neden olmasın? He? Olabilir, düşünebiliriz bunu. Niye olmasın? Düşünce yolcuları Yok, hepsi... şimdi yani WhatsApp'a mesela öyle resim yapmayı seven buradaki Platon'un tasvirinden bir resim yapsın bakalım. Nasıl bir şey oluyor? Belki başka arkadaş. Yani benim çok yeteneğim olmadığı için olsaydı bunun resmini yapmaya çalışırdım doğrusu. Hocam, Buyurun. web siteleri artık eskisi kadar hani kimse tarafından kullanılmıyor. Ama ben sizin demek istediğinizi anladım. Önceden bu web sayfalarında forum gibi çalışırdı. Bir konu hakkında herkes alt alta kendi düşüncelerini paylaşırdı. Ama şimdi bunu sosyal medya işte hani Instagram ya da Twitter hesaplarında falan yapılıyor. Öyle bir hesap açılabilir Instagram'da ya da Twitter'da. Hani İşte o ama kitle... o zaman şöyle bir sıkıntı olmaz mı? Gelen giden karışır. onu istediğiniz Yani şekilde müdahale yorum... eder. yorumları Yorum kapatabiliyorsunuz. yapar falan filan. Yok, Hani istemediğiniz yorumu engelleyebiliyorsunuz hocam. Aynı öyle mi? webdeki gibi. Hani Evet, ben evet. bilmediğim için Yok, olabilir. kişileri de engelleyebiliyorsunuz. Şeyleri de, yorumları da engelleyebiliyorsunuz. Kaldırabiliyorsunuz hatta. Hani tamamen yine sizin kontrolünüzde, çok daha interaktif bir şey. Hani YouTube kanalında da videoların yayınlandığı bölümde de mutlaka alta doğru yorumlar çıkıyor ama hani o Instagram'da daha böyle şey aktif aslında. Ve bilinirliği de daha fazla. Hani çok daha fazla takipçi ve çok daha fazla bir yerlere ulaşabilir. Ama bir başlı başına bir şey yani, bir kişiyi uğraştıracak bir alanı. Evet, yani Öyle hani bir arkadaşlar kere yaptım bıraktım kendi halinde olsun diye olmuyor yani. Aktif onunla ilgilenmek, takip tabii. etmek gerekiyor, evet. Doğru. Evet. Neyse yani bunun resmi ilginç olabilir. Yapılmıştır belki internet taranabilir o anlamda. Arkalarında uzakta ve bir tepenin yani ben birkaç resim gördüğümü hatırlıyorum. Hani Var tepenin hocam mağarasıyla. Var internette değil mi? var hocam. Ha, güzel. Evet. Belki de birçok var değil mi abi var? Evet, birden fazla var hocam. Ha, güzel. Belki içinizden resim yapmayı sevenler de katkıda bulunabilir. Arkalarından uzakta bir tepe varmış ve orada yanan
ateşin ışığı sırtlarına vuruyor ve bu ateşle mahpuslar arasından yüksek bir yol geçiyorlar. Bu yol boyunca alçak bir duvar örülmüş. Mesela bu kadar ayrıntılı bir resim ben hatırlamıyorum. Yani yol geçiyor, duvar var, yüksek bir tepe. Bilmem, belki internette vardır. Kukla oynatanların önlerine yerleştirip üstünden hünerlerini gösterdikleri bölmeye benzer bir duvar. Hani kuklacıların önünde öyle bir şey vardır. Oradan kukla oynatırlar aşağıda kendileri görünmesin diye. Şimdi de bu alçak duvarın arkasından geçen insanlar düşün. Bunlar türlü türlü eşya, taştan, tahtadan, her çeşit maddeden yapılmış küçük insan ve hayvan heykelleri taşıyorlar. Duvarın üstünde yalnız bu eşyalar görülüyor. Yani biz yalnız eşyayı görüyoruz. Taşıyan insanları görmüyoruz. Geçen insanlardan da kimi konuşuyor, kimi konuşmuyor. Doğrusu garip bir manzara. Mahpuslar da garip. Bize benziyorlar dedim. Önce şunu sorayım. Böyle bir durumda bu insanlar kendilerini ve yanındakileri şimdiye kadar sadece dışarıdaki ateşin karşılarındaki mağara duvarına yansıttığı gölgelerle tanımışlardır. Işığı görmemişler. Arkadan ışık geliyor ve onlar gölgeleri görüyorlar. İşte o dört bölümlük insan ruhunun en alt şeyle, gücüyle ulaşabildikleri yer. Nasıl görsünler dedi. Bütün hayatları boyunca başlarını bir yana kımıldatamıyorlar ki. Duvarın üstünden gelip geçen eşyayı da öyle tanırlar, değil mi? Yani gölgelerini görüyorlar eşyanın. Peki aralarında konuşabilselerdi, gördükleri gölgeleri gerçek eşya sanıp ona göre konuşmazlar mıydı? Zorunlu olarak. Mağaranın dip duvarı da yankı yapsaydı, geçenlerden biri konuştukça konuşanın önlerinden geçen gölge olduğunu sanmazlar mıydı? Bu insanlar herhalde gelip geçen eşyaların gölgelerini de gerçek şeyler sayarlardı. Peki şimdi bunları zincirlerinden ve bilgisizliklerinden kurtarırsak ne olacağını düşünelim. Bu mahpuslardan birini çözelim. Zorlayıp hemen ayağa kaldıralım. Başını çevirtelim, yürütelim, aydınlığa doğru baktıralım. Bütün bu hareketler ona acı verecek, gözleri kamaşacak. Bu yüzden de biraz önce gölgelerini gördüğü o nesneleri seçemeyecek. Gözleri kamaşacak. Ona şimdiye kadar gördüklerinin boş görüntüler olduğunu, şimdi ise gerçeğe daha yakın
gerçek nesnelere daha dönük bulunduğunu, daha doğru gördüğünü söylersek, üstelik gelip geçen şeyleri birer birer gösterip bunların ne olduğunu söylemesi için kendisini sıkıştırırsak ne cevap verir dersin? Aman beni tekrar zincirleyin ve tekrar gölgeleri göreyim. Işıktan rahatsızım der mi acaba? Apışıp kalmaz mı? Demin gördüğün şeyleri ona şimdi gösterilenlerden, demin gördüğü şeyler ona şimdi gösterilenlerden daha gerçek gelmez mi? Yani gölgeler daha gerçek gelmez mi? Çok daha gerçek gelir dedi. Peki onu ışığın kendisine bakmaya zorlasak gözlerine ağrı girmez mi? Bu ışıktan kaçıp bakabileceği şeylere dönmek istemez mi? Bunların kendine gösterilen şeylerden daha açık, daha seçik olduğuna inanmaz mı? Ya peki zorla mağarasından çıkarsak da çetin ve sap yokuştan yürütüp güneş ışığının bulunduğu yere kadar sürüklesek onu? Canı çok yanmaz mı? Bu ettiklerimizden yakınmaz mı? Işığı gördüğü zaman da gözleri büsbütün kamaşıp bizim şimdi gerçek dediğimiz şeylerden bir tekini bile seçemeyecek hale gelmez mi? Peki ne yapacağız o zaman? Onları mağarada bırakalım mı? Yoksa yavaş yavaş mı çevirelim başlarını acaba? Bence yukarı taraftaki nesneleri görmek için gözlerinin alışması gerek. İşte belki de bu eğitim dediğimiz şey onlar. En kolay ve ilk seçtiği şeyler gölgeler olur. Sonra insanların ve öbür nesnelerin suya yansıyan görüntülerini, daha sonra da nesnelerin kendilerini seçer. Bundan sonra gözlerini yıldızların ve ayın ışığına kaldırarak gündüz güneşe ve güneş ışığına bakmadan önce geceleyin gökteki cisimleri ve göğün kendisini daha rahatlıkla seyredebilir. Demek ki bakın burada hakikati göstermenin yolu yordamı var. Yani alıştırmak, ikna etmek, gözleri ve düşünceyi hazırlamak. Yani ışığı görmek epey hazırlık isteyen bir şey. Yani hem bedence buradaki metafordan çıkarak, çünkü gözünüzü alıştıracaksınız, hem de düşünce olarak benim mağarada gördüğüm görüntüler gerçek değil. Buna alışmak çok zor. Çünkü bütün sizden öncekiler hep gölgelerle yaşamışlar. Siz o gölgele, o mağarada doğmuş büyümüşsünüz.
Çok rahatsız olduğunuz için ışığı reddedebilirsiniz. Hayır. Ben tekrar beni gölgelere bırakın. Sonunda da herhalde güneşe bakar ama sulara ya da başka bir yere yansıyan boş görüntülerine değil, güneşin kendisine bakar. Onu gerçek yerinde ve olduğu gibi seyredebilir. İşte bu iyi, mükemmel, iyi iddiasını seyretme. Bu bir metafor tabii, güneş seyredilmez. Yani normal çıplak gözle herhalde bir süre bakabilirsiniz. Bundan sonra mevsimleri ve yılları yapanın, görülen dünyada her şeyi yönetenin ve arkadaşlarıyla birlikte mağarada gördüğü bütün şeylerin nedeninin bir bakıma güneş olduğu sonucuna varır. Çünkü onun çok büyük etkisi altında. O zaman da ilk yaşadığı mağarayı, orada bilgelik yerine geçen şeyleri, zindan yoldaşlarını hatırlayınca değişiklikten sevinç duymaz mı, orada kalanlara acımaz mı dersin? Elbette acır. Peki mağarada yaşarken birbirlerine şerefler verdikleri, övgüler düzdükleri olmuşsa, yani belki mağarada da hakikati gördüğünü söyleyenler vardır. Bir takım yarı gölgelere bakıp. Gelip geçen gölgeleri, gözü en iyi seçebilenleri hep en önce, en sonra ya da birlikte geçen gölgelerin hangileri olduğunu en iyi aklında tutup şimdi hangilerinin geçeceğini, çünkü geçen gölgeler arasında bir düzen olduğunu görüyor. Çünkü doğa olaylarında bir düzen var. Ve geleceği tahmin edebiliyor, öngörebiliyor. Zindandakiler arasından bunları kazananları, bu yetiyi, bizimkinin artık bu şanlara, üstünlüklere imreneceğini, zindandakiler arasından bunları kazananları kıskanacağını mı sanırsın? Yani artık o çıktığı mağaradaki yaşayışa özenecek mi? Orada verilen şan, ün, şereflere imrenecek mi? Yoksa o sanılara, boş hayallere dönmektense, oradaki gibi yaşamaktansa, Homeros'un kahramanı gibi, bakın yine anlatırken geleneğin diline dönüyor. Geleneğin dedim, aslında inanç düzeni. Homeros din. Homeros'un söyledikleri dini inanç. Yani şimdiki anlamda din değil tabii ama. Yani bütün yaşayanlar, Helen dünyası bunlara inanıyor. Şaka gibi filan görmüyorlar. Homeros'un kahramanı gibi varlıksız, yoksul bir çiftçinin yanında ırgat olmayı, dünyada her mihnete katlanmayı üstün mü tutar? Bu da yine Sokrates'in, daha doğrusu Sokrates'in ağzından Platon'un hayata bakışını gösteren, tutumunu gösteren sözler. Abartılı, hak edilmeyen
ünlerin ve toplumsal konumların ve zenginliklerin anlamsız olduğunu, onlara kapılmamayı, yoksulluğu yeğlemeyi söylüyor. Aslında yoksulluğu yeğleme Hristiyani bir şeydir. Yani İncil'in birçok ayetinde vardır. Hani kölelerden doğduğu için belki. Ama eski Yunan yoksulluğu yeğlemez. Kültürde bu yoktur. Mesela Aristoteles'te falan öyle bir şey yoktur. Çünkü erek mutlu olmaktır. Mutlu olmak işte o yüksek düşüncelere erişebilmek. Onlara erişebilmek için de zengin olmak lazım. Yani para pulun yoksa öyle bir düşünme imkanın yok. Onun için eski kültürdeki filozoflar yoksulluğu seçer. Yani genel olarak, daha doğrusu belki bazı okullar için diyebiliriz. Yoksulluğu seçenler vardır herhalde. Elbette işte kinikler örneğin. Yani onlar işte fıçıda yaşayan şeyleri düşünürsek. Yani bunlar mala, mülke, Stoa'da belki biraz öyleydi. Yani Helenistik dönem, Aristo sonrası felsefede, ama yoksulluk felsefede eski Yunan için söylersek çok hedeflenen bir şey değil. Çünkü paranız bulunuz olacak ki düşünme imkanına sahip olasınız. Yoksa karnınızı doyuramadığınız, eviniz barkınız olmadığı için düşünemezsiniz. Yani düşünmek tuzu kuru insanların işidir. Nermi Uygur Hoca hep derdi, düşünmek yani felsefe lükstür. Yani gereksinimlerinizi, yaşam gereksinimlerinizi yerine getireceksiniz. Öyle bir sıkıntınız olmayacak. Ancak o zaman düşünme imkanına sahipsiniz. Yoksa günümüz dünyasında günde 16 saat yahut 8 saat neyse çalışarak bu işleri yapma geçim kaygısı olmayacak. Geçim kaygısı olmayanlar felsefeyi meydana getirdiler arkadaşlar. Ve orada çoğumuza şimdiki dünya açısından baktığımızda çok ağır gelecek bir sömürü var. Köleleri sömürdüler. Köleler olmasaydı felsefe olmazdı. Efendim 116 516 E'de kaldık. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Şimdi bu Sokrates'i Platon olarak düşünürsek zaten Platon da yani bu devlet metni Politeia Platon'un Opus Magnum'u değil mi? En önemli eseri değil mi? Yapıtı değil mi? Şimdi bu yapıtta Platon iki kardeşiyle konuşuyor. Yani üç kardeş bir arada konuşuyorlar. Bu size ilginç gelmiyor mu? Ne bakımdan ilginç olabilir diyorsun? İşte kardeşleriyle söyleşiyor hocam yani kendisi ve kardeşleri. Bana çok enteresan geliyor böyle bir şey yani yabancılarla değil. Glaukon, Adeimantos ve Platon. Yani Hmm. Sokrates Platon olduğunu düşünürsek. Çünkü Platon kendisini koymamış, kardeşlerini koymuş canım. Hayır koymuş da yani kendisi de Sokrates'in ağzından konuşuyor ya. Yani en önemli yapıtına diyorum kardeşlerin yanına alması ve birlikte söyleşmesi bana çok enteresan geliyor bilmiyorum. Yani orada çok dar bir şey mi var diyorsun? Dar değil. Başka bir şey var ama o başkalığı bilemiyorum ne olduğunu. Evet, hiç düşünmedim doğrusu bunu. Yani gerçekten orada konuşanların adından çıkarak kardeşi olduğunu düşünüyoruz ama yani gerçekten orada konuşanlar
Yani yaşayan insanlar olarak öyle miydiler? Yani onlara belki de bir onur vermiş olur. Onları konuşturarak kardeşlerine. Yani kendisi orada olmadığı için. Çünkü o dönemlerde akraba ilişkileri önemli tabii. Yani aile bağları ve şey tabii soy şeyleri var. Bunlar sülaleler var. Bu sülaleler arasında yani demokrasi dediğimiz şey işte demoslar var. Yani demoslar soylar yani. Ve demokrasi soylar arasında tartışılıyor. Yoksa bireyler değil. Sülaleler arasında iktidar kavgası var. Hani onu biz genellikle yanlış anlıyoruz. Eski Yunan'da birey yok, bizim anladığımız anlamda. Marjinal bir birey yok yani. Efendim, görüşmek üzere haftaya. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler.